Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı, Balkanları, Kafkasları sanki bizimle hiç ilgisi olmayan yerlermiş gibi gösterenler, biz bu coğrafyalarla oralardaki kardeşlerimizle kucaklaştıkça adeta kuduruyorlar. Bugün yeniden bölgemizi tanzime kalkanlar bize ne diyor biliyor musunuz? Siz yerinizde oturun. Hiçbir şeye karışmayın diyorlar. Sadece bu kadarla da kalmıyor, devam ediyorlar. Gerekirse sizin topraklarınızdan bir kısmını, halkınızdan bir bölümünü de çekip alabiliriz. Sesinizi çıkarmayın diyorlar. Ey Trabzon! Buradan öyle bir ses ver ki Kandil'deki terör baronları da, Pensilvanya'daki şarlatan da, onları kukla gibi kullananlar da duysun. Bu ülkenin tek bir çakıl taşına göz dikenin gözünü çıkartır mıyız? Bu ülkenin tek bir karış toprağına el uzatanın elini kırar mıyız? Bu milletin birliğini, beraberliğini bozmak için fitne çıkartanların dersini verir miyiz? Teröristleri değil Elbap'ta, değil Aseke'de, değil Kandil'de, değil Sincar'da, değil Avrupa'da, cehennemin yedi kat dibinde bile olsalar bulup dünyayı başlarına yıkar mıyız? Emin olunuz, işte bu sesi duyanların yürekleri titriyor. Türkler yeniden dirildi diyorlar. Aynen dirilişte olduğu gibi. Tamam. 16 Nisan'da evet diyerek bu sesi sandıklardan yükseltmeye hazır mıyız? 16 Nisan'da evet diyerek dostlarımızın yüreğine ferahlık, düşmanlarımızın kalbine korku salmaya hazır mıyız? Sevda türkülerinde bile hadi gülüm yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan diye meydan okuyan Trabzonlu 16 Nisan'da evet diyerek ülkesine bulaşanlara haddini bildirmeye hazır mı? Rabbim sizden razı olsun. 14 günümüz var ha. Hanımlar, kapı kapı dolaşacağız. Öyle mi? Beyler, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Durmak yok. Ne kadar akraba, ahbap, kim var kim yok. İstanbul'da, Ankara'da, şurada, burada telefon diplomasisi ve sandığa gitmeyeni bırakmayacağız. Sandık, sandık, sandık. Kardeşlerim, Suriye'de Elbap'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacak tabii. Durmak yok, yola devam. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine PKK'sıyla, YPG'siyle, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır. Siz bakmayın terör örgütlerinin kimi Avrupa ülkelerini arkalarına alıp efelenmeye başladıklarına. Türkiye güçlü olduğu, kararlı bir şekilde yoluna devam ettiği sürece Avrupa ülkelerinin de böyle devam etme şansı yoktur. Zor oyunu bozar. Biz terör örgütleri üzerinden kurulan bu oyunu zorla da olsa bozacağız. Türkiye bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyor. Bir asır önce aynı zihniyet, aynı taleplerle karşımızdaydı. O zaman ne diyorlardı? Hasta adam. Hasta adam dedikleri bu ülkeyi ellerinde cetvelle kağıt üzerinde parsel parsel bölmüşlerdi. Çanakkale'de ve İstanbul'da.